Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü istek sahibimiz İstanbul'dan Ayşe Hanım. Oyamıza başlamadan önce her zamanki hatırlatmalarımı yapayım. Ekranın sağ alt kısmında gözüken abone ol yazısına tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olup her hafta yayınladığımız 3 örnekten böylece haberdar olabilirsiniz. Onun dışında ekranın üst kısmında gözüken www.ignetiroyalari.net web sayfamız üzerinden de tüm örnek arşivimizi ve daha fazla iğne oyası, tuğ oyası, havlu kenarı, patik, lif vesaire ilişkiye dair birçok modele oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, son kez son bir şey daha söyleyeyim. Videonun alt kısmında yazılı açıklama bölümünde de bizlere ulaşmak için Facebook ve Instagram hesaplarımızın linkleri mevcuttur. Oralardan da tıklayarak bize mesaj yöneltip istek yapabilirsiniz veya herhangi bir oyanın yapımında yardım isteyebilirsiniz. Bugünkü oyamız gördüğünüz gibi şöyle. Güzel bir oya. Burası oyanın düz yönü, burası ters yönü. Ben bunu örnek olarak hazırladım. Şöyle bir sırada zürafa yaptım oyamın zeminini hazırlamak için. Öncelikle şu çiçeğimizi yapacağız. Daha sonra onu nasıl ekleyeceğiz bu yazmanın kenarına? Onu göreceğiz hep birlikte. Oyama başlamak üzere şöyle bir iğne iplik alıyorum. Büyükçe bir iğne kullanacağım. Herhangi bir boncuk işlemi olmadığı için büyük bir iğne tercihimdir. Evet, şöyle ipimden yaklaşık 15-20 santim kadar uzunlukta boşluk bırakıp parmağımın etrafında bir kez iğne ipi doluyorum. Daha sonra şu şekilde iğnemi halkanın içinden geçirerek düğüm atıyorum. Böylece küçük bir sihirli halka oluşturuyorum. Daha sonra şöyle sıkarak halkayı daha sağlam hale getiriyorum ve 6 adet zürafa yapıyorum. Fazla büyük değil, fazla da küçük değil. Orta boy zürafalar. Evet, 6. zürafamı da örüyorum ve oyama başlayacağım şimdi. 6 zürafa oluştuktan sonra şöyle çıkarıyorum halkayı. İlk zürafanın dibinden şu şekilde tutarak boşlukta kalan ipi çekerek sihirli halkayı sıkıyorum. Ve böylece tüm zürafalar büzüşüp kirpik haline dönüşecek. Şu gördüğünüz gibi küçük küçük kirpikler oluştu. Motifi çevirmeden şu şekilde ilk olarak ilk ördüğüm kirpik diyeceğim artık çünkü kirpik oluştu. İlk ördüğüm kirpiğin tepesine çıkarak düğüm atıyorum. Her bir kirpikten diğerine geçerken ilk etapta yaptığım zürafaların büyüklüğünde zürafalar yapıyorum. Şöyle birinden diğerine geçtim ve bir kirpik ve bir zürafa oluştu. Bu şekilde başa dönene kadar devam ediyorum. Her kirpiğin tepesine batıyorum. Beşinci kirpiğe de battım. Tekrardan ilk baştaki kirpiğin tepesine geçerek buraya da düğüm atıyorum. Son bir zürafa daha oluşturuyorum. Ve böylece bakın saymak gerekirse
Şöyle tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zürafa olması gerekli. İlk zürafanın üzerine çıkıyorum. Ve mümkün oldukça sol kısmına düğüm atıyorum. Daha sonra buraya bir adet küçük boy kirpik örüyorum. Kirpiğin tepesine çıkarak düğüm atıyorum. Dörtlü bir kelebek kanadı öreceğiz. Şöyle. Ve devam ediyorum. Zürafanın içine iniyorum. Düğüm atıyorum. Son oluşan ipin tepesini, sol kısmını çıkarak tekrardan düğüm atıyorum. Böylece ikinci katı oluşuyor kelebek kanadının. Bir daha son oluşan ipin tepesini çıkarak düğüm atıyorum. Yeniden zürafanın içine inerek düğüm atıyorum. Ve son kez son oluşan ipin tepesine çıkarak düğüm atıyorum ve yine zürafanın içine ineceğim. Şöyle devam etmeden ilk motifin son halini göstereyim. Buradan itibaren ikinci, bakın, zürafanın içine geçiyorum ve böyle aynı işlemi uygulayarak her bir zürafanın içine birer tane dörtlü kelebek kanadı öreceğiz. Hiç zaman kaybetmeden aynı şekilde bir tane küçük kirpikle bir tane küçük kirpikle işleme başlıyorum. Tepesine çıkarak düğüm atıyorum. Tekrar zürafanın içine iniyorum. Son oluşan ipin tepesine düğüm atıyorum. İniyorum tekrar zürafanın içine. Yine ipin tepesine çıkıyorum. Üçüncü katı örüldü artık. Son kez bir kere daha çıkıyorum ipin tepesine, düğüm atıyorum ve iniyorum zürafanın içine. İkinci kelebek kanadım da bitiyor böylece. Şöyle göstereyim. Kamera önünde olduğu için bakın biraz bundan büyük oldu. Şöyle bakın, 3 4 4 tane daha bu şekilde kelebek kanadı yapılacak zürafalara. Burası motifin ters yönü. Çevirince burası düz yönü. Ben çabucak diğerlerini de yapayım ve son halini göstereceğim sizlere. Daha sonra yazmanın kenarına nasıl eklenecek, aralarında bu kelebek kanatlı motiflerin neler var, hep birlikte onu göreceğiz. Ben çabucak diğerlerini yapayım. Arkadaşlar, son kelebek kanadının son katı örüyorum. Başladığım noktaya geri döndüm. Şöyle göstereyim. Bakın, şimdi motifimin toplu durması için şu ilk kelebek kanadının dibine geçerek düğüm atıyorum. Burada bir aralık, bir boşluk oluşmasını önleyebilmek için bu ipimi kesiyorum. Şöyle yine de garanti olması açısından sökülmez ama yine de yakıyorum orayı. Şimdi ortadaki sihirli halkayı tekrardan sıkarak motifimi daha toplu bir hale getiriyorum. Bakın şu yönden ördüm. Göstereyim, bu yönden ördüm motifin ters yönü. Burası düz yönü. O yüzden şimdi bu ipi şöyle ya, iğnenin ters tarafıyla arka tarafı alıyorum ve
bu motifin düz yönü şimdi. Buraya bir tane tomurcuk yapıyorum hemen. Onun için ip değişiyorum. Ve tomurcuk yapımı bu motif, ördüğümüz motifin başlangıcına benziyor. Şu şekilde hafif biraz uzunca ip bırakıp parmağımın etrafını ipi bir kez doluyorum. Oluşan halkanın içinden iğneyi geçirerek şu iğnenin dip kısmını tam bu iplerin buluştuğu noktaya denk getiriyorum. Bakın iğneden geçen ipi değil de üstte kalan ipi 20 ya da 22 kez ipinizin kalınlığına göre değişebilir. Bu istediğiniz sayıda iğnenin etrafına şu şekilde sağdan sola doğru üzerinden geçirerek doluyoruz. Şöyle. Daha sonra bakın bu ipi bırakmamaya gayret gösteriyorum. Tüm ilmekleri şu şekilde topluyorum aynı noktaya. Parmağımın arasında ilmekleri bir tutarak iğneyi çekerek tüm tomurcukların içinden çıkarıyorum. Şöyle çekiyorum. Bakın bu iki ipi de çekerken tomurcuğu parmaklarımın arasından katiyen bırakmıyorum bozulmaması için. Ve daha sonra şu şekilde çekerek büzüyorum tomurcuğumun şekil alması için. Daha önce paylaşmıştım bunun yapılışını. Diğer videolarda da mevcut. Oralardan da izleyebilirsiniz. Şimdi tomurcuğu sabitlemek üzere iki ipi de yaklaşık aynı boyda kesiyorum ve bu iki ipi iğnemin deliğinden geçiriyorum. Şöyle. Şimdi tomurcuğu ördüğüm motifin ortasına sabitleyeceğim. Düz yönünden motifi alıyorum. Şöyle. Bununla sanırım ipi arkası tarafına geçirdiğim için anlaması kolay olur. Şimdi tomurcuğu tam ortasına yerleştiriyorum. Motifimin herhangi bir kirpiğin içinden iğnemi geçiriyorum. Arka kısımdan tekrardan alıyorum. Ve böyle motifin tam ortasında bulunan sihirli halkadan şu şekilde tekrardan geçerek tomurcuğun ortasında iğneyi tekrardan geçiriyorum. Ve tekrardan kirpiğin içine geçerek iğnemi arka kısmı alıyorum. Karşı taraftan iğnemi kirpikten geçiriyorum. Tomurcuğun ortasından ve motifimin ortasından geçerek bir kez daha sabitliyorum tomurcuğu. Ve son kez sıradaki ikinci kirpiğin içinden şu şekilde geçirerek sabitliyorum. Ve sihirli halkanın içinden geçiyorum. Arka kısmı buraya gelince tomurcuğum sabitlenmiş oldu. Şimdi iplerimi kesip yakıyorum. Şimdi çiçeğim hazır. Tekrardan sihirli halkayı sıkayım. Gördüğünüz gibi tomurcuklu bir motif. Bunu şimdi yazmanın kenarına nasıl ekleyeceğiz? Onu yapmak üzere ben iğnemi ipliğimi alıp karşınıza tekrardan geliyorum. Evet, yazmanın kenarına geçtik şimdi. Bakın çiçeklerimizin arasında şu şekilde kirpikli kelebek kanatlı motiflerimiz var. Burası oyanın ters yönü oluyor. Çevirince düz yönü. Soldan sağa doğru öreceğiz. Şöyle herhangi bir zürafanın içerisine düğüm atarak başlıyoruz. Bir diğer zürafanın üzerine geçerek düğüm atıyorum. Böylece bir tane zürafa oluşturdum. Tekrardan bir zürafa daha örüyorum. Son oluşan
zürafanın tepesine çıkarak düğüm atıyorum. Hafifçe biraz ortalıyorum. Daha sonra buraya bir tane uzun orta boy kirpik örüyorum. Kirpiğin tepesine çıkarak düğüm atıyorum. Ve iniyorum tekrardan zürafanın içine. Böylece tekli kelebek kanadı oluştu. Buradan iniyorum sıradaki zürafanın içine düğüm atıyorum. Ve buradan itibaren bakın bize gönderilen istekte bu motiflerden 5 tane vardı. Siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben isteğe birebir uymak için 5 tane yaptım. Buradan itibaren 11 tane boş zürafa yaparak çiçeğimizin ekleneceği kısmı boş bırakıyoruz. Daha sonra bu motiflerden tekrardan 5 tane öreceğiz. Ve her bir motifin arasında bir tane yaptığım gibi boş zürafa bırakıyoruz. Şöyle 2, 3, devam edeyim ben. 11 tane zürafa gerekli. Evet, 11. zürafa bitti ve ipimi kesiyorum. Öncelikle şu bakın tepelerde bulunan küçük kirpikleri yapmak üzere mavi ipi alıyorum. Çabucak. Yine aynı yönden, soldan sağa ördüğüm yönden tekli kelebek kanadının üzerine çıkarak tepesine düğüm atıyorum. Ve bir tane küçük kirpik örüyorum. Kirpiklerin düz durması için tekrar söyleyeyim. Söylüyorum her videoda ama yine de tekrardan söyleyeyim. Ben kirpiklerimin bozulmaması için şu soldaki ipi parmağımla sabit tutuyorum. Sağda kalan ipi çekerek kirpiğimin istediğim boya gelince şu şekilde parmağın üzerine getirerek düğümümü sıkıyorum. Daha sonra şöyle iğneyle de son rötuşları yapabiliriz. Bir tane kirpik oluştu. İkinci kirpiği örüyorum. Böyle 3 tane kirpik ördüğünüz modellerde ortadaki kirpiği hafifçe biraz uzun yaparsanız daha güzel bir sonuç çıkabilir. Bu da size tavsiyem olsun. Son kez bir tane daha kirpik örerek ipimi kesiyorum. Evet, kirpik bitti. Şimdi motifimizi ekleyebiliriz artık. Onun için şöyle göstereyim. Motifin arkasında kalan sihirli halkanın ipini yeniden geçiriyorum. Ve oyanın düz yönünden, bu yönünden bakın 5. zürafanın içinden geçerek 1, 2, 3, 4, 5, dileyen 6, 6 da yapabilir. Ben yine de 6 yapayım, fazla sık olmasın motifim çünkü diğerinden biraz büyük oldu videoda. Şöyle geçtim arka kısma, daha muntazam olmasını istediğim için 3-4 kez şöyle şu şekilde kirpiklerin içinden tekrar zürafaya döneceğim. Ve buraya gelince arka tarafta kalan zürafaya güzel bir düğüm atıyorum. Ve yine her halükarda bozulmasını önlemek için kestiğim ipi yakacağım. Böylece çözülme riskini %100 olmasa da %99.99 yok ediyorum. Ve oyamızın sonuna geldik. Bu istek bize İstanbul'dan Ayşe Hanım'dan, Ayşe Sami, aklımda öyle kaldı. Eğer doğruysa hatırladığım Ayşe Hanım istemişti. Sizler de istek yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız ekranın alt kısmında gözüken abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyoruz. Videomuzu, örneğimizi
Oya modelimizi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Evet, bizden bu kadar. Bugünlük Perşembe günü yeni bir Oya modeliyle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.